Sigara fiyatlarına yine zam geldi. Bizler de kalktık, kahvehaneye geldik. Çünkü en çok tiryakilerin bulunduğu alan burası. Şimdi onların görüşlerini alacağız. Merhabalar, sigaraya yine zam geldi. Ne düşünüyorsunuz efendim? Önce tedavi etsinler. Sigarayı ben bırakamıyorum. 60 senedir içiyorum ben bu sigarayı. 60 lira, 70 lira bir sigara olur mu ya? Hele alkolden hiç bahseden yok. Bir şişe küçük rahı 400 lira. 400 lira. Ben akşama kadar yevmiyeyle çalışan insan bir küçük rahı içme hakkı yok mu? 60 senedir hem rahı içiyorum hem sigara. Beni tedavi etsin veya yetecek maaş versin. Efendim, sigaraya zam geldi. Çok güzel olmuş kızım, ne güzel bir şey. Bunlar, zam gelmesi mi? Bak şimdi, bizim ihtiyarlarımız tedavi olmaz. Neden? Tedavi olacak, akıl kalmadı. Uyuştu. Bunlar böyle devam eder teker teker, ölür giderler. Valla neye gelmiyor ki zam, her şeye geliyor. Yumurtaya geliyor, ete geliyor. Şimdi derdimiz sigara mı? Millet acından ölüyor. Emekli acından ölüyor, 10.000 lira. Ete zam, benzine zam, mazota zam. Ne yazam, ne yaşantı kalmış? Hiç sosyal denge kalmış mı? Milletin sigarasına, rakısına, zamına, eğlencesine tiyatro bileti 500 lira. Kim gidecek tiyatroya? Biz karnımızı mı doyurmaya uğraşacak, tiyatroya mı gider? Efendim, neye gider? Açken kültür sanat da yapılmıyor değil yapılır mi? Yapılır mı? Yapılır mı? Aç karnına ayı oynar mı? Söyle, oynamaz. Hiçbir şey de. Evde çoluğun çocuğun dengesi yok ki. Kültüre gidersin, sanata gidersin, tiyatroya gidersin kızım. Hepsi malamattı. Bunlar biri etti, pir etti Allah muhafazına. Marketlere git tıt 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 boyuna etiket. Etiket değişiyor. İşleri yüzleri etiket sanki alışveriş varmış gibi. Bunları düzelsinler önce ya. Ayda bir de olsa alışkanlığı varsa, bağımlılığı varsa içecek. Peki, fakat bu sosyal denge midir? Bir devletin yapacağı iş midir bu? Millet içiyor diye 100 lira mı edecek? 1.000 lira mı edecek kızım, söylesene sen. Evet, tam olarak onu soracaktım. Bu inat son bulur mu? Olmasın mı milletin? Ufak tefek bir eğlencesi olmasın mı milletin? Bunlar yüklüyle üstüne parası olan binsin diyor arabaya. Ben emekliyim diye yayan mı yürüyeceğim İstanbul'a kadar? He? Ne edeceğim? Ağzıma sağlık. Evet, vallahi sigara içen insan caymaz. Bırakamaz çünkü, bırakamı yok. Ben mesela senelerdir içiyorum. Yani gerçekten doğru bir şey değil. 10 liralık ürün 100 liraya kadar çıkacakmış. Ama sigarayı bırakmak, 100 lira da olsa hiç yok yani. Sigaraya zam geldi. Bırakak. Hay hay. Eğer bir sigaranın olacaksa. Ete zam geliyor, o zaman et yemeyelim. Ekmeğe zam geliyor, ekmek yemeyelim. Efendim, biz ne onlar zaruri ihtiyaçlar. Beslenmedir, hijyendir. Tamam, ama sigara biraz daha düşürsün. Sigara biraz daha keyfiye giriyor. Yani sigara içmezsek ölmeyiz ama ekmek yemezsek, ekmek yemek yemezsek ölebiliriz. Ekmek de katkı maddesi çok. O da aynı sigara gibi zehirliyor insanları. Et peki, protein çok içerisinde. Et, düzgün et yemeyiz ki zaten. İşte mesela sigaraya vereceğimiz parayı et alamaz mıyız? Sigaraya verdiğin para 3 lira, ete verdiğin para daha fazla. Çok haklısınız. Yani daha yüksek. 520 lira oldu. Şimdi insanlar ne yapıyor? Bahar eti yetiştiremiyor. Diyor ki bir an önce öleyim, gideyim, içeyim. Sigara da içeyim, her şeyi yapayım. Geçeyim, gideyim diyor. Bu zamlar caydırıcı olacak mı? Yani tiryakiler bırakacak daha mı? Daha çok içerler. Daha çok içerler. Niye içerler? İnat mı yaparlar? İnat yapar tabii. Bu inat nerede son bulacak? Mezarda son bulur. Başka nerede bulacak? Hiçbir yerde bulmaz yani. Tiryakiler içtikçe zam gelecek. Zam geldikçe onlar içecek. Öyle devam edecek işte. Benim sigarama zam gelmedi ki. Siz hangi sigara içiyorsunuz? Ben mi? Tütün içiyorum. Ha, tütün, kendiniz sarıyorsunuz. Evet. 11 lira. Peki o zaman sigaraya değil tütüne zam gelseydi ne olacaktı? Tütüne hiçbir zaman zam gelmedi ki. Hep hadi aynı. Yükseldi. Bırakacak mısınız? Yok, ben 6 yaşımdan beri sigara içiyorum. 6 yaşınızdan beri? Evet. Yaşımdan sigaraya başlamak için küçük bir yaş değil mi? Ya o zaman da iyileydi. Büyüklerimizden gördük, alıştık. İlkokuldan beri içiyorum. Valla az bile yapıyoruz ama kızım ya. Sigara içiyor musunuz? Ben içmiyorum. Bu milletin düşünüyor adam. Bunlar hala sıhhatini kendi, onlar onun kadar düşünmüyor. Adam zam yapıyor ki içmesinler, kurtarsınlar diye. Bunlar da hala için, içiyor. Peki bunun için sigara satışını durdurup tedaviyi ücretsiz bir şekilde yapmak daha caydırıcı olmaz yok, mı? Yok yok, en güzeli zamından bu millet. Şimdi bazı insan ya ilimle yönetir ülkeyi ya zulmünle. İlimi yoksa zulmle yönetir. İşte bu da zulmünle oluyor. Bu şu an zulümle mi yönetiliyor? Yani öyle yazdım, her şeye aşırı zam gelirse bu zulüm değil mi yani? Zam yapayım ki diyor, içmesinler diyor. Ama insanlar daha çok içiyor çünkü inat ediyorlar. Sonuçlarına katlanacaklar.
Sonuçları ne olur? Sonuçları işte ya medar olur ya karısından boşanır. Yani sigara içer niye karısından boşansın? Neydi ya? Kadın aç kaldı mıydı kadın evde durur mu? He doğru diyorsun. Yani. Kadın evde durur da kocayı evden atar. İnsan ailesinden boşanmaz. Öyle boşanır ki. Aç kaldı mıydı öyle boşanır ki. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben sana bir şey diyeyim mi? Boş ver. Ben koca evde mi oturuyorum? Ben iyi evde mi oturuyorum? Benim maaşım var mı? Bana bakan var mı? Veya iş veren var mı? Bir paket sigarayla insan evi dağılmaz abi. Aç kaldı mıydı her şey olur. Yeter ki aç kalmasın.